Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 15 Mart Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı'nda grevdeydi. Sağlık çalışanları hastanelerde iş bıraktı ve yaptıkları basın açıklamalarıyla taleplerini bir kez daha dile getirdi. İstanbul Tabip Odası ise Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istedi. 14 Mart bildirisini okumak için toplanan hekimler polis engeliyle karşılaştı. Polis, hekimlerin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasına izin vermedi. Çıkan arbede de 89 yaşındaki Profesör Erdinç Köksal yere düştü. Köksal, "Bende kalp pili var, hakkımızı korumak için buradayız. Keşke bu günleri görmeseydim." diye tepki gösterdi. Hekimlerin ortak açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüştüren sağlık anlayışı iflas etmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yanlış sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. 8 Mart'ta yaptığı konuşmada özel sektör daha çok para verdiği için kaçıp gidiyorlarmış, gidiyorlarsa gitsinler şeklindeki sözleri büyük tepkilere neden olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı buluşmasında "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin" dedi. Erdoğan şöyle devam etti. "Sağlık sektöründe gözü ve gönlü dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Tercihini kamuda veya özel sektörde halkına hizmet etme yönünde kullanan tüm hekimlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." Erdoğan konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik 5 müjdesini de şöyle sıraladı. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yönelik kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak. Teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamalar nedeniyle soruşturma açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacak. Hekim ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması sağlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. Muhalefet Partisi liderlerinin Tıp Bayramı paylaşımlarında Erdoğan'ın tartışılan sözlerine atıf vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doktorlara şöyle seslendi. "Sabredin, çok az kaldı. Sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz. Emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız." İYİ Parti lideri Meral Akşener ise nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun videolu paylaşımında pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerine ve istifa eden hekim sayılarına yer verildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İyi ki varsınız" mesajı paylaşırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mesajı da şöyle oldu. "Çalışma şartlarınızın düzeltileceği, sağlıkta şiddetin önleneceği ve emeklerinizin karşılığını alacağınız günü bayram havasında birlikte kutlayacağız." AKP ve MHP seçim kanunu değişikliği teklifini dün Meclis Başkanlığı'na sundu. 15 maddelik teklifin ana başlıkları şöyle. Seçim barajı %7 olacak. Seçime girme yeterliğinde mecliste grup olma şartı kaldırılacak. Ancak partilerin seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için de seçmenin son 1 yıl içinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. İl Seçim Kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyeleri 1. sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekilerek belirlenecek. AKP ve MHP'nin seçim kanunu taslağına muhalefetten tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre şöyle konuştu. "Artık illerdeki seçim kurulunda başkanlık yapacak hakimler 1. sınıfa ayrılmış hakimler arasından seçilecek. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde 7000 olan hakim savcı sayısı bugün 25000. Yani birçoğunu kendi iktidarları döneminde görev aldılar.
ve biliyoruz ki partizanca aldılar. AK Parti'nin ben aldığım oydan bağımsız nasıl daha fazla milletvekili çıkartırım, seçim kurulu başkanları nasıl benden olur arayışı içinde olduğunu görüyoruz. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın görüşleri de şöyle. Tamamen kendi bekalarını sağlamak için hazırlanan bir teklif. Millet İttifakı ve diğer ittifaklara karşı temel bir hamle. Bu teklif yeniliyoruz, düşüş halindeyiz demenin adı. İtiraf aynı zamanda. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da şöyle konuştu. İttifaklar sistemini tasfiye etme amacı taşıyorlar. İktidar ve Tayyip Erdoğan'a verilmeyen oylar geçersizdir teklifi bile gelirse şaşmamak lazım. CHP, nükleer düzenleme kanunu ve bununla ilgili Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kanunun düzenlemesi gereken bir alana Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin giremeyeceğini anayasa açıkça yazıyor, dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Mitsotakis durumunun iyi olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı önceki gün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ne ayine katılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Anka Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, polis geçen yıl 8 milyar 265 milyon 29 bin liralık trafik cezası kesti. Sanal devriye polisi geçen yıl Cumhurbaşkanı'na hakaret ve benzeri suçlar nedeniyle 106.808 sosyal medya hesabında çalışma yaptı, 46.646 hesap kullanıcısını tespit etti. Emniyetin kadına destek uygulamasına ise bir yılda 206.526 kişi başvurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında video konferans yoluyla yapılan 4. tur görüşmelere dün teknik ara verildi. Görüşmeler bugün devam edecek. Ukrayna tarafı görüşmeden önce Rusya ile barış görüşmelerinde ateşkesi ve Rus askerlerinin çekilmesini gündeme getireceğiz mesajı verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelebilecek bir tehdidin varlığını kabul etmeyeceklerini yineledi. Ukrayna Başsavcılık Ofisi'nin açıklamasına göre Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta şimdiye kadar 90 çocuk öldü, 100'den fazla çocuk da yaralandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün açıkladığı yeni rapora göre Avrupa'ya silah satışı Ukrayna Savaşı öncesinde artış göstermeye başladı. Raporda dünya çapında silah ticareti %4.6 oranında azalma kaydederken Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını %19 oranında arttırdığı görüldü. Rapora göre dünyanın başka bölgeleriyle karşılaştırıldığında en fazla artış Avrupa'da kaydedildi. Almanya'da hükümet hava kuvvetlerinin modernizasyonu için F-35 savaş uçağı satın almaya karar verdi. F-35'lerin eskimiş Tornado uçaklarının yerini alması planlanıyor. Sırada ekonomi haberleri var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporuna göre devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 11.370.000 kişi olarak hesaplandı. Sosyal yardımlar için bütçeden 2020 yılında 69 milyar lira çıkarken bu rakam 2021'de yaşanan yoksulluk patlaması nedeniyle 97.8 milyar liraya yükseldi. İstanbul Ekonomi Araştırma yurttaşlara zamlarla nasıl mücadele ettiklerini sordu. 3-7 Şubat tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişiyle yapılan anket çalışmasına göre vatandaşların %76'sı zamlar sonrası elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını açıkladı. Araştırmaya göre özellikle akaryakıt zamları sonrasında katılımcıların %59'u ulaşım tercihlerini değiştirdi. %24'ü de doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarını ve sektörün sorunlarını bir toplantıyla dinleyecek. Akaryakıt sektör temsilcileri yarın bir araya gelecek. Toplantıda bayilerden gelen talepler çerçevesinde nakit satışlarda daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Şubat döneminde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12 azalarak
196.194 adet oldu. Bu dönemde otomobil üretimindeki düşüş ise %20'yi buldu. Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat kapsamında altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslarını belirleyen tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre altın hesabı sahiplerinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3-6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel, AKP iktidarının kendisi ve medyasıyla birlikte Ukrayna krizinden nasıl fayda sağlamaya çalıştığını ve iktidarını uzatmaya yarayacak hamlelerini anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.